Merhaba arkadaşlar. Evet, şu anda Uhr Elektronik'in test alanındayız. Elimizde RX 16 modelimiz var. Şu anda boşluğumuzun üzerindeyiz. Evet, RX 16'da boşluğu şu anda zor ama görmeye çalışıyor. Sol taraftaki bar, 1-2 bar kalkıyor ancak. O barlar güçlendikçe, yukarıya doğru arttıkça boşluğu görmekte daha da netleşiyor cihaz. Ama şu anda 1-2 bar kalktığı için boşluğu ancak bu kadar görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Burada bir bakır tasımız vardı biliyorsunuz. Goldfinder'la baktık, RX 16'yla baktık. Şu anda da RX 17 ile baktık. Şimdi RX 16 ile bakıyoruz. Pardon. Genel arama bölümünde görüyor cihazımız. Ayrımı alalım. Evet, ayrımda da kıymetli dedi bakır tasımıza. Şuradaki var ile bir de bununla bakalım. Bakalım bu ne diyecek. Evet. RX 16'da görüyor arkadaşlar. Sinyal devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Bitti. Bir daha ayrımda bakalım ne diyecek cihazımız. Evet. Çift sinyal veriyor RX 16'da. Kıymetli ve altın diyor. Kıymetli ve altın. Evet, bu ses kıymetli ve altın sesi biliyorsunuz değil mi? Çift sinyal. Çelik türü metallere kıymetli altın, kıymetsiz altın gibi sinyaller veriyor cihazımız. Bunun sebebini size daha önce söylemiştik. Çelik türü metallerde maalesef sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Altın diyebiliyor cihazlar. O yüzden biz çift sinyal sistemi koyduk ki orada bir teneke, nal, çivi, paslı bir demir olduğunu anlayın diye. Yani boşuna kazı yapmayın diye. Bu cihazlar derin arama cihazları. Bunları 2 metre ve 4 metre arasında kullanabilirsiniz. Metal ayrımına sahip cihazlar. Toprak yapısını tanıyabilme özellikleri var. Yani toprak ayarıyla, zemin ayarıyla çalışıyorlar. O yüzden derinden algılama yapabiliyorlar arkadaşlar. Derin arama cihazlarının hepsi toprak ayarıyla çalışır. Unutmayın bunu. Yüz arama cihazlarında toprak ayarı diye bir kavram yok aslında. Çünkü derinlikleri 25-30 santimin altına inmezler. Ama derin aramalarda siz 2 metrelere, 3 metrelere bakacaksanız zemin ayarı yaptırmak zorundasınız. Zeminleri yaptıramazsanız o kadar derindeki metalleri görme şansınız yok. Evet, bir modelimiz daha kaldı. RX 15. Birazdan onu da test edeceğiz arkadaşlar. Ağacın olduğu yerde, yani şurada sinyal alıyor cihazlarımız. Söyle Ahmet. Evet. Fıtı 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 fıtı.
Ahmet şu şuraya da getirsin. Burayı gözünüzün önünde bir açalım. Toprak yıllar önce kazınmış, kapatılmış olabilir. Hiç fark etmez. Yıllar sonra tekrar kazdığınız zaman inanın yumuşacıktır. Çok fazla sizi yormaz. Ahmet'i de yetiştiriyoruz bu arada. Vallahi ben çok kazdım Ahmet. Sıra sende biraz. Kazmayla biraz daha açalım Ahmet. Bakalım Ahmet öğrenmiş mi kazmayı. Ahmet öğrenememiş. Yanlış yeri kazıyor. Ahmet sen al bunu bana ver. Ahmet daha define kazmaya gitmedi. Şakır. Taşımız burada. Gördünüz mü? Tüm cihazlarımızla bunu tespit etmiştik. Uğur Bey diyor ki kazmanın ne kadar zor olduğunu bilirim diyor. O yüzden size boş kazı yaptırmak istemiyorum. Size boş kazı yaptırmak istemiyorum. Evet, bir dahaki
Gelişimizde. Bir dahaki gelişimizde. Aynı yere tekrar bakacağız. Aynı yere tekrardan bakacağız. Ağacı da bitti. Tekrar görüşmek dileğiyle.